Biz şimdi kişiyi buradan istediği yere götürmek istiyoruz. İstediği yer neresi? B. Nereden? A'dan B'ye götüreceğiz. Peki şu anki durumuna bakıyoruz. Neredesin? Buradayım. Neler yaşadın? Bunları yaşadın. Neyin var elinde? Hangi yeteneğin var? Hangi becerin var? Problemin nedir? Ve buraya gitmek istiyor ya kişi. B'ye gitmek istiyor değil mi? Biz oraya onu götürmek istiyoruz. Peki bizim işimiz ne? Mentor olarak. Kişi burada ya şu anda. Buraya gitmek istiyor. Biz barikatlar kuruyoruz. Ne barikatı kuruyoruz biliyor musunuz? Duvar kuruyoruz. Bir tane duvar mesela. Diyoruz ki bak diyoruz. Bunu yapmayacaksın. Bak şurada bazı şeyler var. Mesela dizi seyretmeyeceksin. Dizileri izlemeyeceksin. Haberleri izlemeyeceksin. Tamam mı? Örneğin. O kişinin durumuna göre ama. Ben burada anlıyorum onu. Tanımam lazım ilk önce. Ne yapıyor bu kişi? Ne yapıyor ki buraya varamıyor? Demek ki bunları yapıyor. Duvarı ördük şimdi. Sonra bak şimdi. Burada basit örneklerle anlatıyorum. Diyorum ki bak diyorum şurada şom ağızlı insanlar var. Şom ağızlı. Muşmula suratlı. Tamam mı? Ondan sonra ekşi suratlı. Mezar taşı gibi insanlar. Ondan sonra bak oraya da duvar kuruyorum. Şöyle duvar kuruyoruz. Buraya da duvar kurduk mu şimdi? Bunu da yapmayacaksın. Bunları hayatından sildin. Tamam mı? Bu negatif insanları hayatından çıkart diyoruz. Tamam. Şimdi ne oldu bak? Bir alan kaldı. Burada da alan kaldı şimdi. Şimdi diyoruz ki başka bir duvar daha kuruyoruz. Şunları da yapma. Bak bunlar da sana zarar veriyor. Mesela nedir? Çikolata yemeyeceksin. Atıyorum şimdi. Örnek veriyorum. Basit. Çikolata yok. Tamam mı? Şeker yok. Basit anlatıyorum. Yani bu kişinin durumuna göre. Konuyu anlatmak için. Şunları da yapmayacaksın. Duvar ördük şimdi. Bak şimdi kaçış yerleri. Bir burada kaçış yeri var değil mi? Tamam mı? Orada YouTube videosu. Onları da izlemeyeceksin. Tamam mı? Çünkü senin dikkatini bozuyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Sen şimdi ona odaklandın. Odaklanırsan ne oldu? Şimdi kaçış noktası. Yani A'dan B'ye gitmek istiyordun. E ne oldu? Başka yere kaçacaktın. Ama ben ne yaptım şimdi? Duvar ördüm. Benim işim duvar örmek. Duvarcı. Şimdi YouTube videosu veya şu bu neyse artık. Ben o kişinin o anda benim programıma geldiğinde anlıyorum. Testle anlıyorum, seansla anlıyorum. Olayı, mimik hareketlerini anlıyorum. He, bu ne yapıyor ki buraya varamıyor? 40 seneden beri buraya varamamış. Şimdi ne oldu? Bak, duvarlar örüldü. Yani bu kişinin B'ye gelmemesi mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Bu kişinin artık buraya gelmemesi için ne var? Sadece ölüm var. Ölürse gelemez. Anladın mı? Başka hiçbir engel var mı burada? Bak ne oldu şimdi? Bir alan oluştu değil mi? Yani Almanların bir sözü var. Idioten zika. Yani o kadar güvenli ki artık buradan buraya gitmemesi mümkün değil. Kişi diyor ki hocam benim cebime para girmiyor. Mesela derdi bu. Benim cebime para giriyor. Para tutamıyorum. E tamam. Gel diyorum programıma. Para tutamıyorsun. Neden tutamıyorsun bakayım? Anlatabiliyor muyum? Çiziyorum duvara. Tak. 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 Ondan sonra para tutabiliyor artık. Yani para tutamaması veya zengin olamaması için ölmesi gerekiyor yani. Başka bir yolu yok yani. O yüzden bizim programlara katılan kişiler biliyorsun hepsinin cebine para giriyor ya. Niye? Çünkü ben duvar çiziyorum. Bak şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın. Duvar çiziyorum ve buradan buraya varıyor kişi. Veya ailedeki sorun. Ya adamla biz anlaşamıyoruz. Veya hanımla anlaşamıyoruz. Duvarları ördükten sonra gül gibi geçinmiyorlar mı ya? Öyle değil mi? Sonra başka sağlık diyelim. Dizim ağrıyor. Hadi dizin ağrıyor. Tamam dizin. Dizinin ağrımasının sebebi ne? Burada oturuyorsun çikolata yiyorsun televizyonun önünde. Çips yiyorsun. Patates kızartması neyse. Ondan sonra yan gelip yatıyor. Bunu kaldırdık şimdi. Ondan sonra başka şeyleri yine kaldırdık. Kilo veriyorsun. Çünkü alanın bu artık. Şansın yok. Senin başarısız olmana engel bir şey yok. Öyle bir imkan kalmadı artık. Yani buradan buraya varmama imkanı oluşmadı. Olmaz yani. Mümkün değil. Varacaksın. İşte başarı oranımız. Ben ne diyorum? %99 başarı oranı. Başarı oranımız o yüzden çok yüksek. Ondan dolayı şansı yok başka. Bu çok önemli. İyi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani duvarlar örerek başarılı olmasını engelleyen ne varsa onlara duvar örüyoruz. Başarılı oluyor. Arzuladığı hedef nedir? İşte panik ataktan kurtulmak. Örneğin veya
iş hayatında başarılı olmak veya sağlığında daha iyi olmak, ailesiyle daha iyi mutluluk yaşamak, beraberlik veya meslek hayatında daha başarılı kariyer sahibi olmak istiyorsa kişi mentorluk grubuyla 3 ayda buradan buraya varıyor. Yani arzuladığı hedefe engel artık yok. Hiçbir engel yok. Dikkatini bozan bir şey yok. Ne şom ağızlı, muşmula suratlı, ne gereksiz YouTube videoları, ne diziler, ne haberler, ne çikolata ve etrafında onu engelleyen, dikkatini bozan hiçbir şey olmadığı için kişi A noktasından B noktasına varıyor. Evet. Bu çok önemli bir mevzu. Ondan dolayı görsel olarak anlattım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer sen de gerçekten A noktasından B noktasına gitmek istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? Benim programıma başvuru için bir mesaj yazacaksın. Bu videonun altında link var. Tıklayacaksın, başvuru göndereceksin. Ben bakacağım şu anda neredesin? Hangi yeteneklerin var? Hangi becerilerin var? Senin travmaların nelerdir? Tanımam lazım. Seni engelleyen şeyler nelerdir? Tanımam lazım. Buraya nasıl varırsın? Sana özel bir plan hazırlarım. Ve o planı uygular. Sen de buraya varabilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla. Şimdi görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.